Merhaba değerli takipçilerim, Medine Vida'nın yaşantısına hoş geldiniz. Nasılsınız, arkadaşlar, iyi misiniz? Ben soracak olursanız elhamdülillah. Şöyle birazcık düzelteyim. İyiyiz Allah'a şükür. Çiçeklerimiz maşallah tutmuş. Bu çiçeğe de bir kola şişesi kesip onu da stilleyeceğim. Sonra ileride şey yapacağız arkadaşlar. Şerbet koydum. Kaydanlığım kırılmış, ona üzüldüm bayağı. Kenarı bozulmuş. Tatlımız var arkadaşlar. Bu ne? Şekerpareymiş. Bunu işte şerbet dökeceğiz. Yani şerbet kaynıyor, şerbet yapacağız. Kenar kaşı da var. Tatlıya dolaba koyacağım, bu kaynatsa. Bugün menüde mantarımız var arkadaşlar, mantar. Sufi yapalım. Bunları ben 101'den aldım arkadaşlar. Çok güzel tavalarım var. Yıkadım ben bunları. Gene suya ısıtadım. Çünkü suyu çıksın. Kendim var şurada bir tane. Dediğim gibi, gördüğünüz gibi gene tekrar suyun içinde arkadaşlar. Vallahi var ya, şu mantarlara bayılıyorum ya. Bakar mısınız koca hoca? Sobanın içine aslında böyle koyup yıkayacaksınız. Yıkadım arkadaşlar da gene suyundan böyle şey yapayım dedim. Süsün, doğrayalım. İftar menümüzde bugün bu var. Soğan da kıyacağız tabii içine. Soğan da kıyacağız. Medine yeme. Medine'ye de börek var. Çorba yapacağım. Çorbamız var. Çorba yapacağım. Bugün Kemal Paşa'mız var. Bugün farklı olarak domates kullanacağım arkadaşlar. Valla bu mantar çok seviyorum. Bizim yazıda yabanda koyunların gübresinden çıkar arkadaşlar bu. Niyetli olduğum için çiğ de yeriz biz bunu. Sobanın üstünde de közleriz. Onu çok seviyorum. Ama dedim böyle bir kavurayım. En alta dediğim gibi üst üste ayarlayacağım arkadaşlar. Mantarımı da pazardan aldım arkadaşlar. Bizim oran mantar yeri, mantarın tam yeri, yani davar olan, koyun olan yerde mantar çok olur arkadaşlar. Mantarsız olmaz hiçbir yer. Dedim yemeğimi koyup şerbetimi yapayım. Lahana haşlayacağım. Yarına lahana sarmam var. Börekten var biraz. Dedim yemeğimi yapayım. Daha dedim tatlı istiyor Medine dedim. Bu tatlılardan aldım. Uygunumuş. Onlardan aldım. Valla öyle ne bileyim. Ağır tatlıyı da Medine de pek yemez. Ben de öyle pek yiyen bir insan değilim. Dedim domates dedim. Benim arkadaş dedi. Aslında ben normalde arkadaşın dediği gibi güveç şeklinde yapıyorum ama domates de lezzet veriyor arkadaşlar. Suyun amuyunu biz çok seviyoruz. Medine çok seviyor domatesi. Medine o şekilde istiyor. O şekilde yapalım bakalım. Medine'nin istekleri benim için daha önemli. Zaten arkadaşlar aynı güveç gibi. Üstüne kapak kapatırım ben bunu. Tavada pişince bir avuç kadar bir şey kalıyor. Bunun böyle iri durduğuna bakmayın. Kavrulunca şey oluyor. Bunun suyuyla da çok lezzetli oluyor. Vallahi yiyenler, sevenler var. Ben mantarın her türlüsünü seviyorum. Karnım ağrıyor. Dayamayayım şöyle bir şeye. Mantarın her türlüsü yeniyor arkadaşlar. Şöyle tavaya şey yapayım. Biz seviyoruz. Medine de seviyor. Lezzet veriyor. Güzel oluyor. Evet. Biber de kıyacağım ben buna. Aslında çok biber çıkarmasın. İki tane yeter. Seradan aldım arkadaşlar. Bunlar falan seradan oluyor. Burada 3-4 çeşit şey oluyor arkadaşlar. Her çeşit sebze oluyor. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf gibisine. Her çeşit var. Medine çorba yapacağım. Mantardan da yer. Sıkıntı yok. Yer de. Benim içime sinmiyor. Hindi diyor mantarı yer. Sahur bile o istiyor da ararsa sahurda. Vallahi 2-3 günde ben de korkuyorum. Niye korkuyorum anlamadım. Kendi kendime. Bazen yiyip yatıyor. Kalkmadığımız oluyor sahur. Ondan çok acıkıyoruz. Ama yemeğin başına varınca karnımız doyuyor. Bol olsun diye yapıyorum. Sahurda da yeriz. Zaten bir avuç bir şey oluyor arkadaşlar. Böyle işte domatesle biberle çoğaltmaya çalışıyoruz. Kalmasın. Yemeğimiz kalmıyor. Hamurum biraz arttı. Buzluğa koydum.
Üstüne bir misafir gelir. Bir şey olur. Böyle çürük tarafları falan da oluyor. Onlar da şey yapıyoruz. Turşumu vurdum. Ondan sonra Medine'nin yorganı var. Onun kenarını dikeceğim. Yorganın içinden çıkıyor. Yatak odasında yatıyoruz. Artık yaz geldi. Bir tane burç şey yapacağız. Daha evden göçtüğümüz yok arkadaşlar. Göçersek. Bir tane. Bak büyük soğanları. Odunum kalmadı arkadaşlar. Ormana oduna gideceğim. Hatta odunun yerini bir boşaltıp temizleyeceğim. O zaman da videomu çekerim, gösteririm size. Bir iki odun var. Onlar da bir tane balta molta bulayım. Onları kırayım diye düşünüyorum. Altın üstünü bir temizleyelim. Bakalım nasıl olacak. Çadır var orada. Onu da kaldırayım diyorum. Ben soğanı bilmiyorum. Soğan çok güzel oluyor. Güveç tarzı oluyor. Yani bu da mantar güveçmiş. Onun arkadaşın dediğine göre mantar güveç. Aynı yağını, tuzunu, biberini ve toz biber kullanıyorum. Az biber fazla kullanmıyorum. Bu şekilde şöyle bir şey yapalım. Soğanımız da aynı şekilde. Fazla da küçüldüğünce içine kayboluyor. Özelliği kalmıyor. Soğanı ben çok seviyorum. Soğan yani vallahi soğan ben bu soğanı arkadaşlar soğanlama yumurtalı soğan yaparım. Sade soğan kavurur yerim. Soğanı fırına atarım. Ama işte Ramazan ayı olduğundan dolayı pek fazla kendimize önem gösteremiyoruz arkadaşlar. Büyük soğanlar da iyi oluyor böyle. Bahçe ekmeği düşünüyorum. Eve taşırsam bahçeyi nasıl yapacağız? Vallahi hoşafı çok seviyorum. Onun için işte tatlıya şey yaptım. Şerbeti içine katacağım. Şerbeti de içinden alacağım. Gene şerbet kalırsa kullanırız arkadaşlar bir şekilde. Şerbetten kadayıf falan alırız. Şerbetimizi kullanıyoruz. Bir tane mi kıysam domatesi de bilmiyorum. Domates de şimdi seralar artık çıktı. Bir nebze sera bölgesi olduğu için, köy gibi olduğu için bazı şeyler uygun oluyor arkadaşlar. Ya parana göre miktar bulabiliyorsan alabiliyorsun. Yani değişik hiçbir şey yok. Şöyle yapalım. Ha. Parana göre her şeyi alırsın. Yukarıda bebeler şey yapıyor. Önce suyla bir kavrulsun. Domatesi de ben çok seviyorum. İçinde aynı melemen tadı gibi oluyor. Canım da melemen istiyor. Soğan da dokundu ağlayın mı? Şöyle yavaş yavaş suyuyla indikçe kavuracağız. Kısık ateşe koruruz. Güzelce pişsin. Ya da çay da pişiririz. Ben buramı her gün yıkamazsam içim daha bitmez. Kaynıyor ama. Soğan gözümü yaktı. Acıktım valla. Ağlayayım ama. Arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun. Gitgide büyüyor. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Çuvalıyoruz arkadaşlar. Hep birlikte büyüyoruz. Sizin sayenizde büyüyoruz biz. Buna şimdi yağını ve tuzunu atacağım. En son toz biber. Yani acı değil toz biberim. Tatlı. Tatlı toz biberden atarım arkadaşlar. Yenir vallahi yemek olsun da. Valla arkadaşlar bir soğandan da karnım doyuyor. Bir çorbayla da karnımız doyuyor. Ağladım vallahi. Tavayı niye böyle yaptım? Diyeceksiniz. Diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben bilerek böyle yapıyorum arkadaşlar. İsteyen istediği şekilde yapabilir. Yani birazcık vereyim. Sonra sana yağdan atacağım üstüne. Şöyle birazcık yağ gezdiriyorum. Ve altını yakıyorum. Çok ağladım ben ya. Vallahi ağladım. Soğan yaktı gözümü. Ay soğan ay. Benim kapaklık en küçük tencerem bu. Benim fazla tencerem yok arkadaşlar. Alacağız. Şu an ki en önemli eşyalarımı Allah o olmayı versin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şunda birazcık ayran var. Onu da kullanıyoruz. Ben burayı falan süpürdüm. Evet. Şerbet kaynıyor. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bunun için atacağız. Bunun içinden çıkaracağız. Haydi bakalım. Becerim. Ben tek tatlı konusunda becerikli değilim. Onu söyleyeyim. Yani yapabilir. Yapar mıyım? Yaparım. İkisini birden yapayım diyorum. Olmazsa birini yaparım. Biri kalır. Sen de şöyle demiş. Tek tek atıyor. Çift çift atıyor. Onu da bilmiyorum. Kaynayan suyun içine bırakıyoruz bunu. Yaptığım kadar hatırladığım kadar en son ne zaman yaptım hatırlamıyorum.
Bundan alıp eve boyayacağım yazdım. Medine yiyor. Ucuzmuş. Şöyle atalım bakalım. 5-6. Hadi bakalım. Deneyelim bakalım. Hatta hepsini atarız ya. Kurum yok. Zaten bir şey yok. Ama bu tatlıda ne oldu? Ecek bir tatlı çıkar herhalde. Bunları da çöpe atarız. Naylonları çöpüye atarız. Aynen. Ya ben şeyde çok yapıyordum. Ama herhalde buna mı dizip atıyoruz? Bakalım. Ya da suyun içinde kaynatıyoruz. Aynen kaynayacak arkadaşlar değil mi? Kaynayacak ya. Olmaz. Aynen. Bak bak. Elit elit. Aynen kaynasın. Kaynatalım biz bunu. Sobayı yakacağım. Yarın lahana sararız. Aynen şişmeye başladı. Evet şişmeye başladı. Şöyle biraz daldıralım. Aynen. Şöyle yavaş yavaş. Buna çok kibar davranın. Gene şerbetinden verebileceğim bunu içine koyunca. Kemal Paşa'yı da mı öyle yapıyoruz? Yoksa onu buraya dizip de üstüne mi koyuyoruz? Bilmiyorum arkadaşlar. Valla bunu hiç yapmadım. İlk kez de Medine istediğini aldım. Yapılışını yazmıyor. Ama öyle herhalde. Hazır. Şerbet döküyorum üstüne. Buraya koyacağız. Aynen. Bu kaynayacak. Sıcak şerbet mi koyacağız? Bunun içine mi atacağız? Gerçekten bir bilgim yok. Bu kafa durdu. He, şeker kaynatılıp şerbet yapılı sıcak olarak şerbet var. Üstüne bunun üstüne dökeceğiz. O zaman elit fidan olmadı bu tabak. Değil mi? Ya da bunu buna yaparız. Dur, sana ayrı bir şey çıkarayım. Dur bakayım. Becereceğim. Vallahi bunu da becerirsem helal olsun. Bunu ona çıkaracağım. Bu tepsi iyi olur. Şeker pareciklerimizi buna çıkaralım. Bunu da buna yapalım. Sen de kurpun yanıp duruyor. Sanki bir şey var var ya. Öyle kurpun yanar bunda. İyice kaynasın. Ses olmasın da. Kutu kutu. Bunu da bakalım yapalım. Düzgün alalım. Aaa ne kadar güzelmiş. Aaa. Vallahi var ya. Ne güzelmiş bu. Böyle diziyor herhal. Aynen. Kabı da iyiymiş. Ben de şöyle vereyim de oynasın. Çok da sevcik oynasın. Şevşe bir şey koy. Bunun üstüne de şerbet de koyuyoruz. Anladı şimdi be. Bu şişiyor. Anladım ben şimdi. Şöyle şöyle. Yalandan dizek bakalım nasıl olacak. İstaktan dizek nasıl olacak. Onu da bilmiyorum. Sen dur bakayım. Seni o Medine'ye veririm. Kemal Paşacıkları bir halledek bakalım. Oldu mu Kemalcikler? Evet. Olanlar zaten kendini belli diyor. Şişiyor arkadaşlar. Böyle iki tatlı vardı. 2-3 gün yedik arkadaşlar. Bunu hiç yemedim. İlk kez yapacağım. Bunun üstüne şerbet dökecek misin? Sıcak şerbet. Bakayım. Olmuş mu? Evet. Yok. Kaynasın bakalım arkadaşlar. Kaynasın. Zaten şişenler kendi de belli diyor. Şerbetten buna da koruk. Oh. Döktürüyorum böyle maşallah. Allah'ım herkesin evine huzur, sağlık, bereket versin kurban olduğum Allah. Kimin ne sıkıntısı, ne derdi varsa herkesin versin. Önce onlara versin, sonra bana versin. Ben hiçbir zaman kendime ben demem. Tüm de bitecek valla korkuyorum. Bitme tüp. Şöyle üst üste koymamak için elinden geleni yapıyorum. Bu tabaklarıma da bayılıyorum. Valla bu tabaklarımı kristalmiş, öteymiş, beriymiş, değişmem. Valla çok seviyorum tabaklarımı ben. Yine buna da şerbet koyarız. Vallahi iki taşta, bir taşta iki kuş vurduk. Hem Kemal Paşalar çıktı. Hem şu neydi? Elit tatlısı. Heh. Ben kimse gelmiyor arkadaşlar. Kızıma özeniyorum. Diyorum ki biz eskiden ne Ramazanlar geçirdik. Yok ya hani. İleride Medine'mde bana desin, benim annem yapardı, ederdi, vurmasa da bulurdu, yapıştırırdı, ederdi kelimesini etsin istiyor.
Şimdi bu erik tatlımız, bu Kemal Paşa'mız oldu. Buna işte şerbet koyayım bakayım. Sen de gel. Elimi bilmiyorum yapmayayım da aman ana. Sen gene biraz tedarikli ol da. Şöyle dökek bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Şöyle değil mi? Şerbeti çekiyor herhalde. Ben bunu hiç bilmiyorum. Bilenler bir yoruma yazsın. Vallahi ben böyle yaptım ama hiç tatlı yapmadım hayatımda. Börekmiş, çörekmiş, kadayıfmış, ne bileyim sarma kadayıfmış, pastaymış, ustaymış. Bilirim arkadaşlar. Ama bunu ilk kez şey yapıyorum. O tatlı şerbet de kalsın. Sıkıntı yok. İki şerbetli tatlı olsun. Dur bakalım nasıl olacak. Vallahi şöyle üstüne şöyle yapıyor. Ne bulursam yiyecek. Aman kaynana döktü, kaynbabanın yok ettiği mi var? Şişiyor herhalde bu. Şerbet bittikçe aynı kadayıf gibi mi oluyor? Gerçekten hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hiç yapmadım. İlk kez yapıyorum. Gerçekten ilk kez yapıyorum. İlkleri yaşıyor zaten. Olsun bakalım. Bakalım Kemal Paşa'mıza tatlı yok, şerbet yok. Önce şerbet katalım ona da. Bir daha kepçe nerede de? Yok kepçe. Kepçesizlik biz. Şöyle. Şöyle ha. Aynen her yere dağılsın. Aha. Sen de şerbet şöyle dursun. Senin ağzını kapatayım da orada ısıtacak ısıtacak olarak. Gel sen şuraya gene gel. Gene şerbet dökeriz, ısıdır dökerik. Sen de şöyle ol bakayım. Valla ben konuşurum. Bunlarla da konuşuyorum. Olması gereken o herhalde. Böyle oluyor herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum yani her şeyi bileceğiz diye bir kanun yok. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Bakalım böyle böyle dursun. Mantarımızın da kapak yok mu? Kapak, kapak gel bakayım. Neyse kapaksız olsun. Güzelce o şey yapar şimdi. Ben o tahta kaçacak olayım. Mutfağın küçük gördüğünüz gibi arkadaşlar. Acıktık. Bir çorba yaparım. Herhalde büyük bir ihtimal mercimek çorbası yaparım. Ama ben de mercimek çorbasını patatesli, soğanlı seviyorum. Medine'ni sevmiyor arkadaşlar. Medine'nin huyu çok değişik. Aynen o şu benim Medine'm. Bunları bu tarafa alayım. Bakın tatlılarım hazır. Yürü arkadaşlar. İftarına sonra şunu da bir döküyüm geleyim. Bakayım gelip bakalım. Tamam şunları da serdik. Bulaşım da şu koyun. Hepsini bir duruk ama. Öyle elim bulaşıktan çıkmıyor. Gözün yaştan çıkmıyor diye. Şu tuzu da şuna boşalttım. Vallahi Allah'ım olmayan herkesin evine sağlık, sıhhat, huzur, bereket, mutluluk versin. Kurban olduğum Allah kimin ne derdi, ne sıkıntısı gelse gerçekten versin. Tuzunu atayım da acıcık. Tuzuna öz suç üzebilirler. Tabadan az kaldı. Aynen. Şerbetimizden gene dökeriz. Bakalım bugünlük de menü böyle olsun. Rabbim herkesin evine huzur, bereket, sağlık versin. Burası temiz arkadaşlar. Böyle koyalım. Yorulduk vallahi arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Böreğim var. Böreğimden kaldı. Onu da göstereyim arkadaşlar. Böreğim var. Isıtırım birazdan onu. Bunu da buraya bırakayım. Şöyle düzelteyim. Böreğimden birazcık kaldı. Ya Allah yapsın. Turşularımı kurdum arkadaşlar. Turşu kurdum medeğime. Sirke alacağım. Yine sirke yok evde. Evde sirke olmuyor. Ben sirkeyle temizlik yapıyorum arkadaşlar. Bir püf noktası daha vereyim. Sirkeyle temizlik yaparım. Her şeyimin içine sirke karıştırırım arkadaşlar. Ben seviyorum sirkeyi. Buzdolabımı sirkeyle silerim. Deterjan sürmem, sirke sürerim. Yani her yere gelinden geldiğince sirke kullanmaya çalışıyorum. Üzüm sirkesi, beyaz sirkenin beyaz sirke. Yani hangi sirkeyi bulsam kullanırım arkadaşlar. Sıkıntı yok, sirke olsun yeter ki. O zaman kanalımda kalın, abone olun, like atın, yorum yapın. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Hepiniz Allah'a emanetsiniz değerli takipçilerim.